Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökşenli. Sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler dersi 4. ünitemiz olan Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesinin 3. bölümünü zaman içinde teknoloji konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde evet zaman içinde teknoloji konusunu işliyoruz. Çocuklar daha önceki derslerimizde bilim ve teknolojinin nasıl hızla ilerlediğini, geliştiğini öğrenmiştik. Bilimin ne olduğunu, teknolojinin ne olduğunu, bilimsel çalışmaları, buluşları, mucidi, icadı öğrenmiştik. Bugün de zaman içinde teknoloji nasıl gelişmiş, neler olmuş bunları öğreneceğiz. Ampulün icadı ve zaman içindeki gelişimi hakkında neler biliyorsunuz? Eminim birçok kişi bu sorunun cevabını hemen söylemiştir ama şimdi buradan adım adım görelim, izleyelim. Geceleri evimizi aydınlatan elektrik ampulünün hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını hiç düşündünüz mü? Acaba elektrik ve elektrikle çalışan bu teknolojik ürün olmasaydı neleri yapamazdık? Evet, ampul elektrikten üretilen ışığın hayatımızda önemli bir yeri vardır. Bugün insanoğlu geceleyin de gezebiliyor, rahatça kitap okuyabiliyor, spor yapabiliyorsa bunu harika bir aydınlatma aracı olan elektrik ampulüne borçludur. Bir an bile çocuklar kısa bir süreliğine bile elektrikler kesildiği zaman akşamları karanlıkta kaldığımızda hayatımızın ne kadar zorlaştığını hepimiz görüyoruz, tanık oluyoruz. İlk işimiz bulunduğumuz ortamı aydınlatmak oluyor. Çünkü geceleyin karanlıkta da ampul sayesinde, elektrik sayesinde her işimizi yapabiliyoruz. Ampulün icadına yönelik ilk çalışmaları 1802 yılında İngiliz Henry Davy başlattı. Davy, ince bir platin şeritten akım geçirerek elde ettiği ışığın ömrü ve parlaklığı yeterli değildi. 1840 yılında Van de la Rue, Davy'nin bu yöntemini geliştirdiği Rue platin teli vakumlanmış cam tüpün içine yerleştirerek daha verimli bir ışık elde etti. Ne var ki platinin pahalı olması nedeniyle Ru'nun lambası da yaygınlaşamadı. Lambanın gelişimine katkıda bulunmuş olan en önemli isim çocuklar, evet şimdi görüyorsunuz, Thomas Edison'dur. Edison defalarca başarısızlığa uğramasına rağmen denemelerinden vazgeçmedi. Bu sabırlı çalışmalarının sonunda da karbon teli kullandığı uzun süre yanan yüksek verimli lambayı üretti. Edison'u ve ürettiği lambasını gösterirken görüyoruz. Evet. Bilim insanlarına ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu bir kere daha hatırlamış olduk çocuklar. Peter Hewitt, burada görüyorsunuz, 1901'de Peter Hewitt, floresan lambanın başlangıcı olan mavimsi beyaz ışık yayan cıvalı buhar lambasını icat etti. Uzun ömürlü floresan lambalar daha az enerji harcaması ve daha fazla ışık vermesi nedeniyle 20. yüzyılda en fazla tercih edilen aydınlatma aracı oldu. 1911 yılında günümüzde de kullanılmakta olan tungsten telli normal ampul icat edildi. Tungsten telli ampullere şöyle baktığınız zaman çocuklar ampulü incelediğinizde şimdi incecik telleri görürsünüz. Lambayı yaktığımız zaman o tellerin böyle bir ışık yayan bir ışık yayan bir akkor haline geldiğini gözlemlersiniz. İşte tamamen ışığa dönüşen o tel ne yapıyor? Çevresini aydınlatıyor. Normal topak ampulleri incelediğinizde görürsünüz onu. 1980 yılında
floresan lambanın geliştirilmesiyle icat edilen halojen lambalar kullanıma sunuldu. Bak daha sonra bu floresan lambalar daha da geliştiriliyor. Aydınlatma teknolojisinin hayatımıza getirdiği son yenilik LED lambalardır. İlk kez 1996 yılında satışa sunulan LED lambalar, diğer lambalarla karşılaştırıldığında %90 oranında daha az elektrik tüketmektedir. Çok büyük bir tasarruf çocuklar bu. LED lambalar evlerimizin koridorlarında var, tuvaletlerde, lavabolarda falan var. Girip çıktığınız zaman lambayı siz kapatmasanız bile kendiliğinden kapanıyor, elektrik tasarrufu sağlıyor. Ayrıca birçok alanda da LED lambalar kullanılıyor. Kullanım süresi de oldukça uzundur diyor bu LED lambaların. Nerelerde kullanılıyor LED lambalar görelim. Trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları ve televizyonlar LED'lerin yaygın olarak kullanıldığı teknolojik ürünlerden bazılarıdır. Ampulün insanlığa sağladığı faydalar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çok şey söylediğinizi düşünüyorum. Bakın gecede yaşayan bir şehir görüyorsunuz. Burada her yer aydınlık. Akşamın işte şu anda içinde bulunduğumuz olağanüstü durum olmasaydı akşamları yerleri, restoranlar, birçok yerler geç saatlere kadar açıktı biliyorsunuz. Ama şimdi belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Bu görüntü de tabii ki sokağa çıkma yasağının öncesi bir görüntü. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Telefon. Şimdi zaman içinde teknoloji konusunu işlerken telefona elbette değinmeden yapamayacağız. Telefon günümüzdeki kullandığımız bu kadar çok amaçlı telefonla birçok işi yapabiliyoruz. Cep telefonlarımızla bu hale gelinceye kadar hangi aşamalardan geçmiş bunları da öğrenelim şimdi. Hayatımızı değiştiren önemli teknolojik ürünlerden bir diğeri telefondur. İnsanlar tarih boyunca uzak yerlere mesajlar göndermenin ve oradakilerle haberleşmenin yollarını aradılar. Bu amaçla posta güvercinlerinden, dumandan ve aynalardan yararlandılar. Bir teknoloji ürünü olarak ilk mesaj iletme makinesi 1793'te Fransız Claude Chappe tarafından icat edildi. Şöyle bir şu kulenin üstünde gördüğünüzü şimdi açıklayacağız. Uzaktan yazan anlamında uzaktan yazan anlamına gelen telgraf adını verdi bu icadına. Telgraf sistemini birbirini görecek şekilde belirli aralıklarla kurulan kuleler arasında çalışıyormuş bu sistem. Kulelerin tepesinde iki ucunda hareketli kollar, şurada gördüğünüz gibi hareketli kollar bulunan direkler yerleştiriliyormuş. Mesajlar kolların hareketleriyle harfleri ve rakamları ifade eden işaretlere dönüştürülüp bir sonraki kuleye iletiliyormuş. Kuledeki görevli teleskopla bakarak dakikada ortalama 3 işaret alabiliyormuş. Çok zor şartlarda da olsa kuleden kuleye, kuleden kuleye ve bu şekilde mesajları iletiyorlarmış. Ama bilim insanları tabii ki durmamış. Bunu daha da geliştirmek için işte günümüzde kullandığımız telefonları icat etmişler çocuklar. Kuleden kuleye iletişim kurarken, telgraf iletişimi kurarken bu gördüğünüz işaretleri kullanıyorlarmış. Bu şekilde hareketli kol bu harfleriyle gösteriliyormuş. Ve bu işaretlerin hangi harflere karşılık geldiği de buradaki tabloda görüyorsunuz.
Daha sonra çocuklar bu fikri Samuel Morse geliştirmiş ve Morse alfabesinde, kendi adını verdiği Morse alfabesini kullanarak daha da gelişmiş bir teknolojiyle telgrafı kullanılır hale getirmiş. İşaretlerle haberleşme sistemini 1840'lardan itibaren yerine Amerikalı mucit Samuel Morse'un elektrikli telgrafına bıraktı. Morse'un telgrafı makine üzerindeki kalemin karşıdan gelen elektrik akımının, elektrikli telgraf diyoruz işte, elektrik akımıyla ne yapıyor bu, makineyi çalıştırıyor. Üzerindeki kalemin karşıdan gelen elektrik akımının etkisiyle rulo kağıt üzerinde çizgiler bırakması esasına dayanıyordu. Morse akımın süresine göre kısa ve uzun olabilen bu çizgileri kodlayarak bir alfabe haline getirdi. Burada Morse alfabesini görüyorsunuz çocuklar. Morse alfabesinde kısa ve uzun çizgiler. Mesela bir kısa çizgi, bir uzun çizgi A demek oluyor. Bir uzun çizgi, üç tane kısa çizgi B oluyor. Evet, aşağıda bir etkinlik var. Morse alfabesini kullanarak aşağıdaki kutucuğa isminizi yazınız diyor. Ben buraya Morse alfabesini kullanarak kendi adımı yazdım. Siz de kendi adınızı bu Morse alfabesini kullanarak yazabilirsiniz çocuklar. Burada ayrıca bunların hangi harflere karşılık geldiğinde size bir fikir oluşturması açısından gösterdim. Eminim siz de çok eğlenerek yapacaksınız. Evet, şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Elektrikli telgrafın icadından sonra haberleşme teknolojisindeki gelişmeler hızlandı. Amerikalı mucit Alexander Graham Bell elektrik akımının ses titreşimlerinin etkisiyle değiştiğini keşfetti. Bu keşfinden yola çıkarak 1876'da sesin teller aracılığıyla iletilmesini sağlayan telefonu icat etti. Alexander Graham Bell'in ilk telefon görüşmesi diye geçiyor bu görsel. Alexander Graham Bell'in arkadaşının adı Alexandra Lolita Osvaldo. O arkadaşına telefonla görüşürken karşısına, yani aradığı kişi direkt onun evine hat çektiği için, arkadaşının evine hat çektiği için karşısına arkadaşı çıkacağından dolayı ona Alelor os diye sesleniyormuş ama daha sonra da kısaltarak alo demeye başlamış. Evet, Graham Bell ilk telefon hattını arkadaşı Alexandra Lolita Osvaldo'nun evine çekmişti. Telefonu çalınca da arayanın başkası olmayacağını bildiğinden açar açmaz Alexandra Lolita Osvaldo diyordu. Bell bu uzun adı önce Ahlelolos diye kısalttı. Bir süre sonra da sadece baş harflerini kullanarak alo demeye başladı. Böylece bütün dünyada telefon konuşmalarına alo diye başlamak bir gelenek halinde günümüze kadar geldi. Alo sözcüğünün nereden geldiğini de böylece öğrenmiş oldunuz çocuklar. Graham Bell'in icat ettiği sabit telefonla haberleşmek için dünyanın her yerine kablo döşenmesi gerekiyordu. Bakın yukarıda da anlattık, açıkladık, dedik ki arkadaşının evine hat çekilmiş çocuklar. Daha önce bizim evlerimizde kullandığımız telefonların da telefon hattı vardı. Hat çekiliyordu, bir hatla merkeze bağlıydı ve bu şekilde görüşmeler yapılıyordu. Ancak bu çok zor ve masraflı bir işti.
Bunun üzerine bilim insanları çalışmalarını telsiz haberleşme üzerine yoğunlaştırdı. Bu gayretlerinin sonucunda radyonun da mucidi olan İtalyan bilim insanı Marconi, 19. yüzyılın sonlarına doğru telsiz denilen haberleşme cihazını icat etti. 1973 yılında Martin Cooper telsiz teknolojisini geliştirerek cep telefonuna dönüştürdü. Bakın Marconi'nin bulduğu telsizi Martin Cooper cep telefonuna dönüştürmüş. Şu gördüğünüz ilk cep telefonu çocuklar. İlk cep telefonu 850 gram ağırlığında 25x8x4 santim boyutlarında, yani 800 santimetre küp olur. Bu kapladığı hacmi, alanı. Bir tuğlaya benziyordu diyor. Cep telefonları teknolojisindeki yeniliklere bağlı olarak hızla gelişti. Başlangıçtaki modelleriyle karşılaştırılamayacak kadar küçüldü ve hafifledi. Bakın 850 gram ağırlığında ilk bulunan cep telefonu. Yine de biz tabii ki Martin Cooper'a çok şey borçluyuz. Bütün bilim insanlarına. Günümüzde kullandığımız bütün teknolojik ürünler bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Şimdiki kullandığımız cep telefonlarıyla sadece iletişim kurmuyoruz, sadece sesli görüşme yapmıyoruz, görsel olarak da karşılıklı yüz yüze gibi görüşüyoruz. Saati, zamanı, hava durumunu, her şeyi yapıyoruz cep telefonlarımızdan. O kadar ki gelişti yani. Cep telefonları teknolojideki yeniliklere bağlı olarak hızla gelişti. Başlangıçtaki modelleriyle karşılaştırılamayacak kadar küçüldü ve hafifledi. Pil ömürleri ve konuşma süresi de uzadı. Cep telefonuyla haberleşmenin dışında daha pek çok iş yapılabildiği için cep telefonları insanların yanından ayıramadığı bir araç haline geldi. Bir sonraki sayfamıza geçelim şimdi. Evet, uçak. Uçağımızın en önemli ulaşım araçlarından biridir uçak. Uzakları yakın eden. İnsanların hayatını en fazla değiştiren teknolojik araçlardan biri uçaktır. Peki, günümüz insanı için uzakları yakın eden bu araç kimler tarafından ve nasıl icat edilmiştir? Kuşlar gibi uçabilmek, bakın zaman içinde uçma, insanların kuşlar gibi uçabilmek düşüncesi, onları neler yapmışlar, nasıl çalışmalar yapmışlar, zaman içinde nasıl gelişmiş ve günümüzdeki uçaklar ortaya çıkmış, onları da sizin anlayacağınız şekilde kısaca anlatıyor kitabımız. Kuşlar gibi uçabilmek insanoğlunun tarih boyunca en büyük özlemlerinden biri olmuştur. İlk motorlu uçak 1903 yılında icat edilmiş olsa da uçma gayretlerinin başlangıcı daha eskilere gider. Örneğin Leonardo da Vinci 1452-1519 yılları arasında yaptığı çalışmalarda çocuklar kuşlardan ilham alarak uçan araçlar tasarlamış. Biliyorsunuz Leonardo da Vinci ünlü bir ressam. O zaman uçan araçlar tasarlamış 1400 ve 1500'lü yıllarda. 17. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Hazarfen Ahmet Çelebi kollarına kanat takarak uçma denemesinde bulunmuştur. Bakın onunla ilgili bu görsel, şu gördüğünüz. Bu Galata Kulesi, Hazarfen Ahmet Çelebi'nin 17. yüzyılda Galata Kulesi'nden uçma denemesini
gösteren bir görsel bu. Kollarına kanat takarak uçma denemesinde bulunmuştur. Lagari Hasan Çelebi ise sırtına bağladığı roketle yüze yükseldikten sonra paraşütle denize inmiştir. Uçma çalışmaları yıllar geçtikçe yoğunlaşmıştır. Fransa'da yaşayan Joseph ve Etienne Montgolfier 1783'te ilk defa balonla uçmayı başardılar. Evet, Montgolfier kardeşler diyoruz biz onlara. 1852 yılında Fransız mühendis Henri Kuffel 160 kilogram ağırlığındaki bir buhar makinesini hidrojenle dolu bir torbanın altına takarak Paris'ten 30 kilometre uzaktaki Trappes'e uçmayı başardı. Bu hava aracı Alman mucit Ferdinand von Zeppelin, Zeppelin balonu diyoruz ya biz buna, işte o mucit bu balona adını vermiş. Ferdinand von Zeppelin tarafından daha da geliştirildi ve onun adıyla tanındı ondan sonra çocuklar. 1883 yılında Amerikalı John Montgomery kontrol edilebilir bir planör yaptı. İşte. İnsanoğlunun uçma serüveninin dönüm noktası Amerikalı Wright kardeşlerin 1903 yılındaki uçuş denemesi oldu. Orville Wilbur Wright kendilerinden önceki motorsuz araçlarla yapılan uçma denemelerinden aldıkları ilhamla ilk motorlu uçağı yaptılar. Kendilerinden önceki yapılan uçma denemelerinden bilim insanları çocuklar bir önceki buluşlardan yararlanarak, icatlardan yararlanarak, o icatları geliştirerek daha yeni, daha gelişmiş buluşlar yapıyorlar. Yani hiç kimse bir şeyi en baştan keşfetmiyor. Yapılan keşiflerin icatları geliştirilerek yeni yeni icatlar, daha fazla çağımıza uygun icatlar geliştirilmiş günümüze kadar. 59 saniye süren ilk uçuşta Orville Wright havada 280 metre yol aldı. Wright kardeşler bu başarılı denemenin ardından çalışmalarına devam ettiler. Uçağın kalkış ve inişini kolaylaştırıp onu yönlendirmek için hareketli kanat sistemini geliştirdiler. 1909 yılında da bir uçak fabrikası kurdular. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçaklar savaş aracı olarak kullanıldı. 1919 yılında Atlantik Okyanusu ilk kez uçakla geçildi. 1929 yılında ise jet motoru icat edildi. Başlangıçta savaş uçaklarında kullanılan jet motorları 1952'den sonra yük ve yolcu uçaklarında da kullanıldı. Şimdi bisikletin icadı ve zaman içinde geçirdiği değişim konulu bir araştırma yapınız diyor çocuklar. Araştırma sırasındaki aşağıdaki soruların cevaplarını arayınız. Ulaştığınız bilgileri ve konuyla ilgili görselleri kullanarak bir sunu hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Bisiklet, evet bu sorular şunlar. Bisiklet nerede ve kim tarafından ne zaman icat edilmiştir? Bisiklet icadından günümüze gelinceye kadar hangi değişimlere uğramıştır? Bisikletin gelişiminde rol oynayan mucitler ve bilim insanları kimlerdir? Bu kişilerin bisikletin gelişimine katkıları neler olmuştur? Bisikletin insan hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur? Bisikletin geleceği
gelecekte uğrayabileceği değişiklikler neler olabilir? Siz bunları kendiniz çocuklar tasarlayabilirsiniz. Gelecekte bisiklet hangi değişimlere uğrayabilir? Bunları araştırıp kendiniz geliştirerek çok güzel çalışmalar ortaya koyabilirsiniz. Evet, biz bugünkü dersimizde zaman içinde teknoloji konusunu işledik ve en son bunu yapmanızı istiyorum sizden. Bakın bilim ve teknolojinin nasıl hızla geliştiğini, ilerlediğini gözlemliyoruz. Daha da çalışarak, siz de kendinizi geliştirerek, her biriniz birer mucit gibi, birer bilim insanı gibi yeni buluşlar, icatlar tasarlayabilirsiniz. Size güveniyorum. Özellikle de bu araştırma çalışmasında bisiklet gelecekte nasıl bir hal alabilir? Bunu araştırmanızı ve tasarlamanızı istiyorum sizden. Hoşça kalın. Bugünkü dersiniz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.